Türk sineması, dar kadrosuna rağmen bir dargınlar sinemasıdır. Bazı oyuncu, yönetmen ve yapımcılar arasında husumet rüzgarları eser. Dargınları bir araya getirmek, deveye hendek atlatmaktan zordur. İşte size bazı örnekler. Türk sinemasının kralı Ayhan Işık, Acı Hayat filminde Türkan Şoray'ın kendisine fazla yakın davrandığını görünce eşi ve kızı uğruna Türkan Şoray'la oynamaktan kaçınır. Hiçbir firma artık Türkan ile Ayhan'ı bir araya getiremez. Ayhan Işık, Hızlı Yaşayanlar filminde birlikte oynadığı Ekrem Bora'nın sağda solda söylediği fazla iddialı sözler kulağına geldiği için Ekrem'i de reddeder. Bu filmde, sete sürekli geç gelen Pervin Parda kara listesindedir. Aralarında ne geçtiği bilinmemekte beraber, Ayhan Işık, Muhterem Nur'la da çalışmaz. Ayhan'ın, birlikte çalışmadığı son oyuncu Turgut Özatay'dır. Fakat İstanbul Kabadayıları filminden sonra birlikte oynamamaya karar verdiği halde, hızlı Yaşayanlarda Turgut ile barışmıştır. Turgut Özatay, çok kuvvetli bir oyuncu olduğu için, hemen hemen bütün cönler onun aleyhindedir. Birlikte oynadığı filmlerde karşısına çıkarılan başrol oyuncularını gölgede bıraktığı için, özellikle cömpömiyeler, nazlarının geçtiği prodüktörlere, onunla oynamam sözünü, ilk şart olarak öne sürer. Buna rağmen Turgut Özatay, kendisini seven birkaç prodüktör sayesinde, her zaman çalışacak film bulur. Yerli film yıldızları arasında Eşref Kolçak, eşine çok bağlı olduğu için Leyla Seyar'la oynamaz. Çünkü eşi, onunla oynamasını yasak etmiştir. Orhan Günşiray, Besen filme çevirdiği Siyah Melek filminde, Türkan Şoray'ın annesiyle kavga etmiş, ondan sonra iki şöhret hiçbir zaman bir araya gelmemiştir. Türkan Şoray, Orhan Günşiray dışında, en kuvvetli rakibesi Fatma Girik'te badem şekeri filmi çekilirken bozuşmuş, bir daha birlikte film çevirmeye tövbe etmiştir. Fatma Girik, hiçbir filmde muhterem Nur'la bir araya gelmez. Çünkü, onu tutan Ur Film firmasının sahibi olan rejisör Memduhün, Fatma'dan önce muhterem Nur'u parlatmış, onu Türkiye'nin bir numaralı yıldızı yapmıştı. Muhterem Nur, Mahallenin Sevgilisi filminde Efkan Efekan'la yakınlık kurup Memduh'un firmasını yüzüstü bırakınca Memduh'un kara listesine geçti. Tabii ki Efkan Efekan da listeye dahil edildi. Rejisör Memduh'un kara listesinde ayrıca fazla para istedikleri için Filiz Akın ve Suna Pekuysal bulunur. Memduh, Pekuysal'a o kadar kızar ki, artistin sesini dublajda bile kullanmaz son günlerde, Memduhü'nün adamı diye bilinen Semih Sezerli de bu listeye girmiştir. Rejisör Nişan Hançer de Leyla Sayar ve Ulvi Uraz'da çalışmamaya karar vermiştir. Öztürk Serengil de Ahmet Tarık Tekçe ile kolay kolay bir arada çalışmaz. Ahmet Tarık Tekçe ile Öztürk Serengil arasındaki rekabette, Ahmet yenilmiş ve partiyi kaybetmiş durumda. Öztürk, Adanalı Tayfur'da başrole çıkarak, Tekçe'nin pabucunu dama atmış oldu. Ahmet Tarık Tekçe, Orhan Günşiray'la da, bazıları dayak sever filminde kavga ettiği için bir araya gelmez. Öztürk Serengil ile çalışmayan tek prodüktör ise Muzaffer Aslan'dır. Nedense onu sevmez. Rejisör Osman Sede'nin kara listesinde ise, Ahmet Mekin ile Sadri Alışık vardır. Çünkü Sadri Alışık iş tercihinde başka firmaları seçmiştir. Osman Sede'nin bugün en çok tuttuğu Ayhan Işık'la arası, iki yıl önce Aşk'tan da Üstün filminde bozulmuştu. Çekimleri 8 ay süren bu filmden sonra, Ayhan, mahalleye gelen gelinde oynamayıp, otobüs yolcularını tercih edince, bu iki sinema adamının arası açılmıştı. Hatta Ayhan Işık, 8 ay oyaladınız diyerek, mahalleye gelen gelin filmi için aldığı bonoları iade etmemişti. Ancak iki taraf bu yıl barıştı. Çünkü Ayhan Işık'la Belgin Doruk'un eşi Özdemir Birsel'in film şirketi arasına kara kedi girdi. Bir firmada, Ali Ki ve Zeki Müren'den sonra gelen üçüncü artist olmaktansa orayı bırakırım diyen Ayhan Işık, bu sıralar Belgin Doruk'la film çevirmez. Tıpkı Göksel Arsoy'un, kocasının firmasıyla bozuştuğu için, Belgin Doruk'la film çevirmemesi gibi. Kenan Pars, Orhan Günşiray'ın yapımcı olarak yaptığı teklifi, 40 bin lira verirsen oynarım diyerek reddetmişti. Kenan Pars aslında piyasadan bu parayı almaz. Öyle olduğu halde bu istekte bulunmasına, Orhan Günşiray'ın daha önce, Kenan Pars'ın prodüktör sıfatı ile bir filmde oynamasını teklifine karşılık, 40 bin lira istemesi sebep olmuştur. Kenan Pars, kendini ile bir tutup aynı parayı istemekte, bir çeşit ret hareketi yapmıştır. Kenan Pars, Osman Seden'le de çalışmaz. O ise ilk filmini onun şirketi hesabına çevirmişti. Bu kara listelere, yılanların öcündeki olaylardan dolayı Metin Erksan Fikret Hakan ikilisini de eklemek gerekir. Fakat, yerli filmcilik o kadar esnek bir ip üstündedir ki, birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar, ertesi gün can düşmanlarıyla 40 yıllık dost gibi sarmaş dolaş görünebilir. Fakat sadece görünür, yoksa gerçekte dost olmaz. Aralarındaki husumette bir ömür boyu sürüp gider. Bu yazı Ses dergisinin 11 Ocak 1964 tarihli sayısından alınmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.